Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Microsoft Excel programında sayı yazıya nasıl çeviriyoruz beraberce göreceğiz. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle burada Visual Basic sayfası panosu açmamız lazım. Onu yapmanın birkaç yolu var. Ben size onları ve kısa yolunu da göstereceğim. Şimdi bunu dosya menüsü altından, özellikle eski versiyonlarda bu şekilde yapılıyor olabilir. Dosyaya tıkladıktan sonra seçenekler kısmına tıklıyorum. Burada şeridi özelleştir seçeneğimiz var. Buna tıkladıktan sonra şurada geliştirici diye bir seçeneğimiz var. Bunu şurada gördüğünüz kutucuğunu onayladıktan sonra tamam diyorum. Bu geliştiricinin burada sekmeler kısmında bir tane butonu oluştu. Şimdi buna tıkladığımız zaman burada makrolarla ilgili tekrardan bir çubuk çıkıyor. Biz burada Visual Basic diyerek zaten şurada altında hemen görüyorsunuz. Alt F11 ile de kısa yol tuşuyla da biz bu işlemi yapabiliyormuşuz. Şimdi ben bunu tekrardan kapatayım. Özellikle son versiyonlarda nasıl yapıyoruz o biraz daha kolay. Şurayı da kapatalım. Tamam diyoruz. Buradan geliştirici bölümü gitti. Şimdi bu şeridin üzerindeyken sağ tıklıyoruz. Şeridi özelleştir diyoruz ve yine aynı kutucuğu seçiyoruz. Sonrasında da tamam diyoruz. Buraya geliştirici seçeneği geldi. Şimdi ben buraya sayılar yazacağım. 98, 65, 48, 25, 64, 23 gibi örnek sayılar yazdım. Tabi burada sayı yazıya çevirmek için bir tane makro formülüne ihtiyacımız var. Bu makroları ben internete yükleyip yine linkini açıklamalar kısmında paylaşacağım. Kullanmak isteyen arkadaşlar oradan indirip kullanabilir. Şimdi şurada herhangi bir boş hücrede tıkladıktan sonra alt tuşuna basılı tutuyorum. F11 tuşuna da basıyorum. Şimdi karşımıza Visual Basic ile ilgili bu ekran geldi. Bu çalışma kitabı bizim biraz önce rakamları yazdığımız bölüm. Bunu tıkladıktan sonra sağ tıklıyorum ve insert diyorum. Modül diyorum. Modül sayfamız burada açıldı. Şunu kapatalım. Biz buraya şurada yine size vereceğim bu formüllerin herhangi bir noktada tıkladıktan sonra Ctrl A diyorsunuz, tamamını seçiyorsunuz. Daha sonra sağ tık yapıp kopyala diyorsunuz. Yine Ctrl C ile de kopyalayabilirsiniz. Daha sonra bu boş alana gelip tıkladıktan sonra sağ tıklıyoruz, paste diyoruz. Bu da yapıştırma. Yine kısa yol tuşu da V'dir. Şimdi buralarla işimiz bitti. Burayı kapatıyorum. Burayı da kapatıyorum. Şöyle tamamını Excel sayfama geldim. Ben bu rakamların nerede, hangi hücrede yazı olarak gözükmesini istiyorsam oraya tıkladıktan sonra eşittir diyorum. Sayıyı zaten ben bunu yazdığım zaman şu kısımda bakın en altta zaten çıktı. Ben oraya çift tıkladığım zaman bu şekilde açık parantezli bir sayıyı yazıya çevir kısmı geldi. Açık parantez şu anlama geliyor. Buraya hangi hücrenin değerini çevirmek istiyorsun diyor. Ben bunu dedim. Neymiş bu? C5'miş. C5'i zaten yazdı. Enter tuşuna bastığım zaman 98 olarak burayı yazdı. Daha sonra ben burayı seçip şu alt köşedeki bölüme artı işareti olarak geldiğimde aşağı şöyle faremin sol tuşuyla da sürükleyip bıraktığımda buradaki rakamların tamamını yazıya çevirdi. Çok sık kullanılabilecek bir uygulama olmasa da işimize yaradığımız zaman da elimizin altında olması da tabii ki güzel. Pro Dersler kanalımda Microsoft Excel'de sayı yazıya çevirme işlemini nasıl yapıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olur. Hepinize iyi günler.